Emine Bey'im kapı vermiş. Kim? Mustafa, yeni aldığımız. Makine birini kaptı, öldü mü kaldı mı belli değil. Çabuk gidelim. Aliye'nin Mustafa bu, amanın önleyin kızı! Mustafa mı yoksa? Dur hele, Mustafa'ya bir şey mi oldu söyleyin! Mustafa. Dur Ali, dur bir şey değil! Bırakın beni bacım, bırakın! Ah Mustafa'm bu! Mustafa'ma ne yaptılar, bırak! Ne oldu, ne oldu desene Bilal Usta, sağ mı, başını mı yedi yoksa? Ne olacak Allah'ın takdiri, kes ağlama gayri! Emine sen Ali'yi götürüver, Hacer sen de Mustafa'nın anasına deyiver gayri! Hadi herkes işine! Siz ne durursunuz be, hadi! Adam öldü! Kazadır, piri deve yapmanın hali yok! Ha pire diyadun, koskoca delikanlıdır da! Öyle duracağınız mı yani? Kazadır dedik, her gün yüzlerce oluyor! Kazaymış, deyus maçına değil mezba! Yediğin ekmek onun sayesinde! Habiz ekmeği bileğimizin kuvvetiyle, alnımızın teri sayesinde kazanıyor. Maçına kendi başına ne alt eder ki? Senin maçına dediğin kim oluyor ki? Salim Bey bu saçmaları duymasa iyi olur. Duyacak. Gidip aynı şeyleri kendine söyleyeceğiz. Yani Cuma senin bizi gammazlaman hacatlık yoktur. Şimdi bu telaş arasında mı? Şimdi! Sana ne olan? Yürüyün. Evet. Kaza efendim. Hayır. Dikkatsizlik efendim, dikkatsizlik. Hastaneye kaldırıldı. Hay hay, emredersiniz. Güle güle, güle güle. Bir gün bekleriz efendim. Tabii tabii. Yeniköy'de denize karşı. İyi günler efendim, iyi günler. Güle güle efendim, Allah'a emanet. Fırsattan istifade bela çıkarmaya geldiniz. Öyle mi? Öyle bir niyetimiz yok, yalnız bu makine... Ne olmuş makineye? Makine değil o bey, katil! Bak Muhsin Usta, sen ki sanat mektebi görmüş, kafası çalışan bir insansın, düşün bir! Bu makineyi icat eden Alman mühendisi sizin kadar düşünmemiş mi yani? O koskoca Almanlar bu makinenin yenisini de yapmışlar beyim, istediğimiz de bu! Ha bu makine değişmezse daha çok adam başı yerde! Elimden ne gelir, kimseye bir şey olmasını istemem elbet! Ben de çoluk çocuk sahibiyim. Bakın çocuklar, mesele çıkarmaya kalkmayın. Sendik olursunuz, iyi. Bu yerde 58 kişi çalışır, siz 10 kişi bile değilsiniz. Yani böyle ikide bir gelip karşıma dikilmeyin. Bir kazadır oldu işte, gerekli tazminat verilecek işte o kadar. Ha bu makine diyorum de! Sen ne diyorsun, bu makinenin yenisi 450.000 lira. Gümrüğü hariç. Burası küçük bir işletme. Bu yükün altına girersek batarız, siz de işsiz kalırsınız. 450.000 lira, önüne koysam sayamazsın! Hapi insan kaç maçına eder de? Hadi bakalım, fazla uzattık, şimdi iş başına! Öyle olsun Salim Bey! Hadi! Nasıl? Çalışıyorlar ama tatsız, ortada olanlar var, onlar homurdanıyor! Sen isimlerini bildir, ufak bir zam yapalım! Makinede kim var? Şimdi boş! Sen geçiver, tahkikatte işe yarar! Baş üstüne. Otursana, ne dikeldin öyle? Yiyesim yok kızım. Otur, otur. Yemeyince olmaz. Sendika yok. Etliye sütlüye karışmak yok. İşine bakarsın o kadar, anladın mı? İyi. Haftada 200 lira alacaksın. O da şimdilik. Sen sıdkı sadakatle çalış, ötesini bize bırak. Bıraktım beyim. Gayrı sen bilesin. Hadi bakalım. Memleketliyiz dedim, beni rezil rüsva ettin. Neslini sopunu bilmesem sana da var diyeceğim ulan. Aman ağam, ne ettim? Ulan ayı adam sana nimet veriyor, iş veriyor, elini öpmek aklına gelmedi mi? Bilemedim ağam, bağışla. Benim değil ulan, Salim Bey'in elini öpecektin, bırak yürü! Burada çalışacaksın, kolay, lakin gözünü açacaksın. Dalgaya düştün mü, kapı verir adamı. Ali'ye gelmedi. Mustafa'nın anasına yardım edecek. Yemek var, çamaşır var. İzin aldım. Mustafa'nın makineye dışarıdan adam almışlar. İçeriden kim geçer o canavarın başına? Olanları duydun değil mi Selim Bey? Telaş içindeymiş. Bizimki diyesiye ki Mustafa sendikalı olaymış, büyük tazminat alırmış. Şimdi almaz mı? Alır mı hiç? Deftere yazılı bilen değilmiş. Bak sana diyeyim, inat etme de yazıl sende. Kız benim aklım yok mu ha? Bir gün hepimizin başına gelebilir bu iş. Domuz gibi kasılıp duruyorsun. Sen bilirsin. Bak ben şuraya yazıyorum. Mevlüt, Mustafa'dan haber var mı? Hiç, öyleydi daha iyi olurdu. Nasıl yani? Belden aşağısından hayır kalmamıştır, ayakları tutmayın. Ali'ye yok mu? İzin almış, bir şey mi diyecektin? Acı üstüne ders verilmez ya. Diyeceğim, Mustafa sendikalı olaydı, bu iş böyle kapanmazdı. Yılımız demiştir, Abu Vaka'dan 100.000 lira tazminat alınır. Sen kaç yıldır buradasın? 2 değil mi? Öyle, ne sordun? Sendikaya niye yazılmıyorsun? Biz gurbetçiyiz, bildiğimiz şey değil. Bilmeyince? Bizim orada bilmediğin atını ardına geçilmez denilmiştir. Nerelisin sen? Afyon'dan oluruz. Ben de Niğdeliyim. Bizim orada da atın önüne it geçer derler. Ne olacak şimdi? Şimdi hesapça at mı olduk biz? Onu bilmem. Lakin eşekten düşmüşe döndük da. Bana bak Şerife, ha bu Hacer'de iş var, göreyim seni. Selam sizden mı gene Hacer Sultan? Öyle olsun. Bunları giyiver, üstün kirlenmesin. Yoksa bunları bayramda mı giymeyi yeğlersin? Çavuşum! Nerede değiştireceğim? He çavuş ulan, burası fabrika, usta diyeceksin bana. Dolaplar şurada, sağdan 5.'ye bak. Götüreyim seni. Hadi bana acımıyorsun, ayaklarına da mı acımıyorsun ha? Bağışla bacı, bunlar dolapta kalmış. Sen ne diyorsun? Ben sırtımı alayım dedim, yüz vermedi. Bir çift ayakkabıya fit olur mu? Ana! Nasıl oldu Mustafa? Duyduk ki... Duyduğun gibi, ah kızım! Aslan gibi oğlum, ayrık otu gibi yerde sürünecek gayrı. Ah benim kara yazgılı başım! Anam, anam! Dedem ağlıyor. İçeriye, yemekhaneye, her bir tarafa yapıştırın. Kılları sıra, dikkatsizin yeri afişinden göz boyayacaklar. Her bir yana asmışlar. Maksat, tahkikat heyeti geldiğinde her bir tedbir almışız demeye getirecekler. Bundan bir şey çıkmaz. Sizin yapacağınız iş çoğalmak. En az 30 üye ister. Zor. Bizde çalışanların çoğu köyden gelme. Sendika dedim mi ürküyorlar. Ayağını öyle bir diriyor ki 40 katır çekse yerinden oynatmanın mümkünü yok. Sendikaya düşman olmak kaydı şartıyla işaretler ki bu elbette mühim bir meseledir. Öyledir. Lakin bir akılları yattı mı hepimizin önüne geçerler. Yeter ki aklı yatsın. Şunları bir dağıtıverin bakalım. Sabırla koruk helva olmuş. Tut yaprağı da atlas. Hey hey! Ha bunları uçaktan atmalı ki gökten rahmetini isansınlar. Hey! Makinenin üstünde buldum sabah geldiğimde. Hiç öğrene, kim dağıttı bunları? Bilmem çavuşum, tövbe, Bilal Usta. Gözünü aç, görürsen bana deyiver. Deyiverim Bilal Usta. Nasıl alıştın mı makineye? He, bir kolay ki. İş saatinde bunları okumak da dağıtmak da yasak. Fesatlık karıştırmak iyilik getirmez. Telaşlanma Bilal Usta, alt tarafı kağıt parçası. İşçi kardeş, babanın oğlu mu bu işçiler ha? Sendikaya üye ol, keyfi zamma, iş kazalarına, kötü yemeğe paydos de, kendi başına alamayacağın hakları sana ancak sendika sağlar, sendikaya üye ol, bunlar muzurluk değil de ne? Ha muzurluksa buna kimse inanmaz, bunda korkacak ne vardır da? Bunlar senin kısmetin olmalı. Mustafa gayrı yürüyemeyecek. Oh. Ne lan? Daha dün bir, bugün iki, eksiğin bir ayakkabı mıydı? Sılamadan mı aldın? Ayağın olmazsa benimdir, haberin olsun. Ulan iman kuvvetiyle sığdırdın. Hazır su varken gel şu çamaşırlarını yıka. Gayrı iş güç sahibi olduk. Kusura bakma Zehra ana. Sana zahmet oluyor kızım. O nasıl söz? Babam görünmedi. Sabahla gittiydi. Ben çocuklara göz kulak oldum ya, iş arıyor herhal. Arıyor ya, iş nerede? Ben gideyim Zehra ana. İyi kızım, elin sağ olsun. Yarın gel de Mustafa'ma gidelim. Gideriz. Gurbet yüzü ölüm yüzü denilmiş. El hak doğru denilmiş. O nasıl söz, tövbe de baba? İşsiz güçsüz kızının eline bakmak ölüm değil de ne? Sen de bir şeyler satsan. Bildiğim iş değil kızım. Alışmak zor. Alışırsın Yunus'a. Bak ben bu halimle bekar çamaşırı yıkar oldum. Biz de gün gördük lakin ne fayda. Mustafa'm da böyle olunca... Ne diyeceğiz şimdi? Aha Hacer börek yapsın. Bir de tekerli tezgah. Böyle oturacağına. He? Hangi birine yetişeyim teyze? Gün ağarmadan kalk, börek yap. Fabrikaya git, gel çocuklara bak. Akşama yemek kotar. Tarak satsın. Meyve, sebze, çorap, morap. Herkes bir yoluna bakıyor işte. Aç mezarı görülmüş mü hiç? Ne o? Çamaşır mı? Selamün aleyküm. Aleykümselam. Seni bilemedim. Siftah geliyoruz. İş güç sahibi olduk gayri. Ey şuraya koy. Ne zaman hazır olur? Şu halimle bilmem ya, öbür gün gel bir yol. Kusurumu bağışlayın, konuşmanız üzerine düştüm. Bir komşum var, balon satar. Bir faydası olursa... Olur elbet, olmaz mı? Aha Yunus Ağa için konuşurduk, Hacer'in babası. Bilmem ki, hani benim demem... Nereden bulunur, nasıl alınır, hiç haberimiz yok. Siz he derseniz... Benim kendime sesim çıkmaz. Sokaklarda bağırıp nasıl dolaşırım? Başka çare yok Yunus ağa, alışırsın. Günde 20-30 liranın yolunu buldun mu, sesi boru gibi öter. Para bu, bağırtır adamı. Aranız az mı celi? Kabahati kimsede aramayın. Kabahat hepinizdedir. Ha ben bir laf ettiysem bunda bir hikmet vardır. Şayetçim hepiniz sendikalı olursanız, yevmiyeleriniz mecburiyetiyle yükselir. Seninki ağzını açtı gene, gayrı sabaha kadar durmaz. Baş başa kaldığımızda da böyle. Sendika diye ağzını açtı mı susmak bilmiyor. Ne zaman evleneceksin kız? İkimiz de zam bekliyoruz. Yevmiyeler bir artsa o saat. Onda bu çene varken kovmasalar iyi. Sendikaya üye ol, birlikten kuvvet doğar diyorum. Siz beni dinleyin. Hadırı muaciyesinde iş kazalarını önlemek, kötü yemeklere paydos demek, yevmiyelerinizi artırmak, elinizde olmak lazım gelmektedir. Dilin gene uzatır don lastiği gibi. Ha dilimden korkar mısın Bilal Usta? Dilim uzundur, lakin kanun maddesine mugayir sakıncalı bir laf çıkmaz ağzımdan. Çavuşum! Tövbe Bilal Usta, burada bir yanlışlık olacak. Neymiş? Haftada 200 dedeydi. Burada var 166 lira 83 kuruş. Tamamdır ulan tamamdır, vergiyi kesmişlerdir, hadi yürü. ...200 dedeydi. Ha öyledir de, vergiyi sen ben ödemezsem kim ödeyecek? Gel bakalım bana. Balonlar tanesi 1 lira, 15'te gaz tuttu. Bu da üstü. Hepsini satsa? 30-40 lira bir ticareti olur. Ben gideyim izin olursa. Kalaydın, börek yaptıydım. Zahmet olur, sağ ol. Bize az zahmetin olmadı. Satar mı dersin? Gayrı kısmet. Selamun aleyküm. Geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? İnşallah. Lakin sana pek hayırdır diyemeyeceğim. Evi boşaltacaksın Hacer Hanım. Diyeceğim müteahhide verdik. Apartman dikilecek kısmet olursa. Zehra Hanım'a da bildir ve bir zahmet. Yunus, bırak kasvet oğlum. Öyle kahretmeyle bir yere varılmaz. Ah be İstanbul! Ah be kahpe! Memleketten biri görüverse, Yunus elinde balonlarla gördüm deyiverse, öl daha iyi. Tümden rezillik oldu. Alışına dek benim de az zoruma gitmedi. Damadın zoruyla girdik çaresiz. Bura böyle. Kızının evinde bile çalışmayana nafaka yok. Senin damattan bir haber var mı? Hacer'le 2 sabiyi kodu gitti deyiz. Döküm olduk. Döküm ki bu hader olur. Beş yıl oldu memleketten döküm olan. Şuncağız yeni doğmuş idi. Sefillik bildiğin gibi. İş yok, umut yok. İbrahim kocam olacak. Kumar desen var. Dayak desen eline esirgemez. Avaralıkta üstüne yok. Kocadır. Adımıza, namusumuza bekçidir diye ses etmiyorduk. Bir gün gidiverdi haber bırakmadan. İskenderun'da inşaat varmış. Haber saldık. Susuz kuyuya taş atmışın sanki, ses bilen vermedi. Sonra gavura mı neye gitmiş diye duyduk. Sabileri başımıza kodu gitti. Diş dırnağa dırnak ağa baba. Burada yaşamanın yolu bu. Şehir insanıyla başa çıkmak toprakla cebelleşmeye benzemez. İnsan denizi içinde depmeyle yol açacaksın. Açamadın mı ne etsen boş. Kendine ölmüş bil vesselam. Kendime deyiverdim. Dedim, ister yazıda yabanda ol, ister insan denizi şehirde. Yalnızlık Allah'a mahsus dedim. Şu mahşer kalabalığı içinde 2 el bir baş işindir dedim. Böyle deyiverdim. Buyur, buyur ağam. Otur hele. Şu sendikalar sana da geldiler mi? Yok ağam, gelebilemez. Niye ki? Herkesi dolaşıyorlarmış eve. Ben vardırmam çavuşum. Usta diyecektin ulan. Tövbe usta. Kimlerin aklı çelinmiş bilmek lazım. Öğreniriz ustam. Öğrenince de suratı budur diye. Hiç, öyle şey yok. Nimete küfran macip mi Bilal Usta? Sen ötesini bana bırak. Ne bunlar? Bunlar mı? Hiç, yemiş aldım çocuklara. Lan ev vak sahibi mi oldun kaşla göz arasında? Yoksa şu Hacer mi? Ne sustun? İyidir Hacer, sendika mendika bilmez. Lakin bildiğin kadınlardan değildir. Yok ağam, bildiğin gibi değil. Gurbette bekarlık ölüm. Lan Hasan, madem öyle, sen aç gözünü çalış, ötesini bana bırak. Bir emmilikle ben edeyim sana. Sen emret ağam, iste. Zehra teyze buyur. Sağ ol kızım, sağ ol ya. Zahmetin beni aştı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun. Geçin şöyle, yaban durmayın. Zahmet ettiniz kardeş. Kusura bakma, çam sakızı çoban armağanı. Hastaneden tez sıyırdım maşallah. Ne faydı. Alın yazısı, ne delim. Oyladır teyze, Allahu Teala ne yazdıysa o olur. Lakin iş bildiğin gibi değil. Ha bu iş kör gözün göreceği bir kazaydı. Oh maçına. Bak şimdi, inat etmeyeydik, hep birlik olaydık, diyeydik ki, ha maçınayı def etmezsen hiçbirimiz çalışmayacak. Ha buna kanun muhacesinde grev derler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hacer bacı, senin de aklını yatıramadık bu işe. Adamın malına zorla hükmetmeye mi? Zorla değil elbet, anlaşarak hep birlik olsak. Seni severler, katılırsan kadınlar tarafından çok taraftar toplar. Kusura kalmayın. Bizim bildiğimiz, ey kötü ekmek yediğimiz kapıya karşı gelinmez. Görgümüz bu. Hasan'ın görgün eskimiştir ve da köylük yere mahsustur. Bura şehir, bura fabrika, ha bura İstanbul'dur, düzeni başkadır. Bırak bunu şimdi. Bak Mustafa, sendikanın bir avukatı var, idarecileri razı ettik, sendikalı olmazsan da hakkını arayacak. Minatın en beyuni alacaksa, açarsın bir dükkan, bakarsın keyfine. İnşallah, inşallah, Allah sizden razı olsun. Bize müsaade, hoşça kalın. Güle güle, gene gelin, bizi bırakmayın. Kalın sağlıcakla. Geliriz, geçmiş olsun, selametle. Merhaba. 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 Niye gelmişler bunlar? Geçmiş olsun demeye, buyur. Çocuklara aldıydım. Ne zahmet, geç şöyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne ister bunlar be kızım? Aman bilmem, bir sendikadır tutturmuşlar, gelin birleşelim derler. Yevmiyeleri arttıralım, yemekleri düzeltelim, makinayı değiştirelim, daha bir sürü şey. Birlik olursa bunlar olur demekteler. Hadis-i şerif vardır. Peygamber Efendimiz 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir, birleşiniz buyurmuşlardır. Salim Bey'in hediyesi. Sağ olsun, tuttuğu altın olsun. Eli açık adamdır, baba adamdır. Lakin kıymet bilene, evlatlık edene. Siz de gösterin evlatlığınızı. Sen ne yaptın? Tamam Bilal Usta. İyi. Her ne olursa Hasan'ı görürsünüz. Bana hiç uğramayın. Baş üstüne. Şimdi gidin haftalığınızı alın. Bir şey de sezdirmeyin. Vay, haftalığından fazla. Bir de eli sıkı derler deyiyorlar. Mustafa kardeşimize tekerli iskemle alacağız. Cümle arkadaşlardan toplamaktayız. Gayrı kanuni hiçbir tarafı yoktur da. Haftalığının hepsini mi verdi? Onu bana versene. Dur bakalım, parasız olmaz ha bu işi. Siftah benden, bereketi Allah'tan. Hadi, durma yapıver da elini alışsın, hadi ha. Al, bildiğin gibi kullan dedi. Ev yapmak dediğin haç. Şurada oda, şurada sundurma. Muhtar tanışı olur Bilal Usta'nın. Belki de hiç para vermeyiz. Nasıl? Çalışıyoruz ya, fabrikadan yardım. Asıl mühimi Salim Bey. Ne olmuş ki Salim Bey'e? Sünnet olanlara yardım edeceğim. Tabii sünnetten bize fayda yok. Lakin evleneceklere yardım edeceğimiz. Niye ama, neye? İnsaniyetlik. Fabrikanın döküntülerinden demir, tahta, tuğla ne verirse verecek. Bugün de 200 lira fazladan verdi. Yani ya çalışmamızdan memnunluk getirmişler. Ne sustun öyle? Bilmem ki Hasan. Oğlanın gerisinde iğnesi olur derler. İğnesi miğnesi hiçbir şey yok. Sıdkı sadakatle eşek gibi çalışmaktayım. Çalışmayan mı var? Makineye gittim bugün. Ne makinesi? Çalıştı. Daha evvel bu kadar yakından hiç görmemiştim. Bir tuhaf, karabasan gibi. Korktum. Korkacak bir şey yok. O makinaysa ben de Hasan'ım. Var gönlünü ferah tut. İşin içinden çıkarız Salim Bey evelallah. Orası öyle. Lakin şu mesai meselesi çıkacak gene. Bir tutturdular mı kârın yarısı gider. Salim Bey boş yere korkuyorsunuz. Kaç kişi bu sendikalar yani? 5, bilemedin 10. Bu mesai meselesinde ötekilerin aklını kolayca çelebilirler. En iyisi bir anlaşmaya varmak. Kiminle anlaşmaya varacakmışım bakayım? Baba sen karışma. Karışma mı? Kapımda çalışanla anlaşmak ne demek bir kere? Baba, yeni kanunlar var. Bilmediğin şeyler var. Sen ne bilirsin be? Bu memlekete ayağımız çıplak geldiğimizde sen şuncacık sümüklü bir bebeydin. Ben bu işi tırnaklarımla kurdum. Ameleyle, ırgatla anlaşma olurmuşmuş. Amele değil baba. Geçti o günler. İşçi deniyor şimdi. İşçi de değil, emekçi. Kes! Sipariş ne durumda? Bize verecekler. Vermeyecekler, biz alacağız. Büyük parçayla koparacaksın. Fabrika büyüyecek, 2 misli. Böyle fırsat kolay gelmez. Yakaladın mı canını alacaksın. Baş üstüne baba. İyi. Şimdi zıkkımlan içkini. İki kişi kaydolmuş sendikaya. Haşim mi dedi? Hı. Kimler? Macit var, kesmede çalışan. Bir de yanındaki Mürsel. Konuşmuşlar bir sürü şey. Yemeğleri artırmak için baskı yapacaklarmış. Yol kesici mi? Zorlama alacaklar cebinden. Gönlünü yap al, değil mi? Bize nasıl verdi? Hem bir haftalıktan fazla. Ey, ben Bilal Usta'ya derim. Kaça satacağım bunları? 50 kuruş, 1 lira. Bunlar 2,5. Ey para Mustafa. Ne kadar sürer? Kış geldi mi paydos abi? Teyze, o balonlar ne? Babam satacağı sözde. Ama nafile. Balon satmak kolay. Benle gelse. Baba. Amca. Benimle gel, sana yolunu gösteririm. Balonları diyorum, satıveririz. Buyur amca. Ali'ye gelmez oldu. İşten de çıkmış. Gelmediği daha iyi oldu. Gelip de ne olacak? Düşündüm. Geçenlerde gelen Muhsin Usta, Mevlüt, onlar haklı galiba. Dediklerini kavrayamadıktı. Birlik olaydık, o makine kalkardı belki. Kalkınca da ben de ayakta olurdum şimdi. O makinenin kabahati yok. Zorbalıkla hiçbir şey olmaz. Zorbalıkla değil, anlaşarak diyorlar, pazarlıkla. Pazarlık çarşıda olur. Kapısında çalıştığın adamla pazarlık duyulmuş şey mi? Kabahat makinedeyse bana niye bir şey olmuyor? Gözünü açacaksın, her bir şey dikkat ister. Dikkat etmedin mi? Maşallah, bilemedim. Hasan, bir şekeri vereceydin. Kusuruna bakma Mustafa, Hasan deli doludur, lakin yüreği temizdir. Arkadaşlar, yemeğini bitiren çıkmasın. Salim Bey'in diyecekleri var. Salim Bey! Susun be! Oturun arkadaşlar, oturun. Afiyet olsun. Arkadaşlar, şu öğle paydosunda kıymetli vakitlerinizi hayırlı bir iş için almış bulunuyorum. Fabrikamız büyük bir sipariş almıştır. Günde çıkardığınız mal belli. Zamanında yetiştirmek zor, müşkül duruma düşebiliriz. Ama korkmadım. Bu cesareti sizlerden aldım arkadaşlar. Allah'ın inayeti ve de sizlerin fedakarlığıyla bu işin altından kalkacağıma inanıyorum. Yanılıyor muyum yoksa? Sağ olun, sağ olun. Şimdi sizlerden istediğim 30 gün müddetle geceleri de çalışmak. Hepsi bu. Mübarek olsun beyim. Bize güvendiğiniz için de sağ olun. Lakin fazla saat başına ücretimiz ne olacak? Her zamanki gibi elbet. O eskidendi Salim Bey. Şöyle böyle 2 yıldır gece çalışması yapmıyoruz. Şimdi başka elbet. Yani açım, kanun muvaciyesinde fazla mesai ücretleri yevmiyenin saat başına düşen miktarının %50 fazlasıyla verilmesini iktiza etmektedir. Sonra o makine beyim. Ne olmuş gene? O makinede yorgun insanın çalışması tehlikelidir beyim. Orada vardiya değişmeli. Buysa kolay. Ben nafakamı kimseye yedirmem Muhsin Usta. Orada ben çalışırım, ben kazanırım. 24 saat aralıksız çalışırım evelallah. Sen kendi işine bak. İşte bu kadar. İşine gelen çalışır. Erkekçe söyleyeyim, hepinizden beklediğim bu. Karar sizin. Aleykümselam. Yasak, toplantı var. Ne toplantısı? Orasını bilmem. Sendikada bir şeyler dönüyor. Gizliden toplanıyorlar. Duyduğuma göre yarın bildiri dağıtacaklar. Bildiri neymiş? Hani geçinde dağıtmışlardı işte. Arkadaş, birlik olalım filan gibilerden. Lan çalışmak gibi bir güzel şey varken bunların ettiği avaralık. Dağıtsınlar bakalım. Çorba getirdim, sıcak sıcak. Yorgunluğunu alır dedi. Hacer, yıllar oldu anam öleli, böyle sıcak bir çorba sunan olmadı. Yüreğimi sımsıcak etti. 2 el bir baş için dememiş miydin Hasan? Düşündüm. Zehra teyzeyle konuştum. Çocuklara babama mukayyet olacak. Ben de gece çalışırım. Bir ocak kuracaksak el birliğiyle kuralım dedim. Gece işi zordur. Bir saat gelir kulaklarında bir uğultudur başlar. Yaptığını bilmeden iş görür olursun. Say ki makinenin bir parçası olmuşsun. Dayanamaz. Dayanırım. Seni düşünür dayanırım. Ocakta yakacağım ateşi düşünür dayanırım. Şu koca dünyada senden başka desteğim, umudum yok Hasan. Evet, çekil be! Selamun aleyküm. Selam usta. Geç karşıya. Dur ulan! Ha bu ne iştir Bilal usta? Hacam burası fabrika mı yoksa cumruk mu? Bugün öyle iktiza etti. Hangi kanunla? Kanun değil, kemençe. Kemençe senin suratıdır. Bırak da göstereyim ona kemençenin sapini. Aramadan mı korkuyorsun? Korku meselesi değil efendi. Ha bu demokrasi meselesidir. Bir şey çıkmadı kimseden. Haber almış olacaklar. Gözünüzü açın. Merak etme Bilal Usta, evelallah. Hacer de çalışacak ağam, onu da yazıver. Yazarız, parayı küpe mi basacaksınız? El birliğiyle ancak baş ederiz ha. Demek kararlısınız. Sayende. Lakin babasına gidip Allah'ın izniyle demeye dilim varmıyor. Kimin kimsen de yok. Kimim kimsen yok, öyle mi Ayasa? Öyle mi belledin? Hadi bırak, şimdi var işinin başına git hadi. Bilal Usta. İyisin ya Mustafa. Nasıl olayım Bilal Usta, gördüğün gibi. Ağrınsızın? Onlar geçti ya. Burada geçmeyen var, burada. Doğrusun yavrum, lakin ne edeceksin? Kader! Öyle olsun, kader diyelim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Mustafa abi satışı, amca da sattı. Seni görmeye geldimdi Yunus'a. Buyur. Amca çok garip be Mustafa abi. Hep ben bağırdım. Balonu verirken elleri titriyor. Alışmayınca zor. Şu kağıtları keserken hepsini yırtasım geliyor. Diyeceğim iyi çocuktur, merttir. Memleketlim diye söylemiyorum. Adam gibi adamdır vesselam. İznin olursa... Ne diyeyim Bilal'a? Madem onlar anlaşmış... iyi olur garip kızıma. Erol'la Cemile'yi kabulleniyor elbet. Öz babadan yakındır o, merak etme sen. Hayırlısı. Gayrı ölümden çekinmem. Ölürsem bu kızın hali nice olur diye düşünür dururdum. Ha bu işte kaide. Evveli gözüne vuracaksın, tanımazsın. Saniyen ağzına vuracaksın, ifade veremezsin. Göreyim sizi. Yeter! Ulan Haşim, yetti değil mi? Hadi. Geliriz elbet. Bu ay dişimizi bir sıksak 3.000 liraya yakın para geçer elimize. Dahası ikimizin de yevmiyesini arttıracakmış Salim Bey. Arkadaşlar el ele verecek. Evin damını çekiveririz. Ocağını yakarsın, tütüversin dumanı dosdoğru. Hasan emmi, gene güreş tutmuşlar. Gidelim mi? He, gideriz gideriz. Sen hele yemeğini ye. Alıştın mı Yunus? Ağacı kendi toprağından söktün mü netsen hayretmez gayri. Bilemedik. İnsan kısmı köksüz de olsa olur sandık. Olmazmış meğer. Kök salmasını bilen salıyor Yunus. Dert orada değil. Biz reçber kısmı tarlayı sürüp tohumu serttik mi gerisini Allah'a bırakmaya alışmışız. Bizim yaşamamız tevekkele dayanır. Orası öyle değil. Şunun bunun ümüğüne basmadın mı, tırnağınla sökmedin mi ekmek yok. Böyle kardeş. Amca, oyalanmayalım, gel içeride iş çıkar. Memlekette kahveye girince yarısı ayağa kalkar, yarısı dışarı çıkar. Gör işte koca Yunus'u, çocuk ye diyor şimdi. Usta 2 börek verir misin? Hayır. Koca yapıları gördün mü? Bakmaya doyamıyor insan. Bizim onlara bakacak halimiz mi var? Yükseğe bakmaktan bir zarar olmaz. Şöyle. Ne oldu Zehra teyze? Sen sağ ol kızım. Babam. 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 Hacer bacı, ölenle ölünmez. Acıyı acıyla örteceğiz, yarıya tuz basacağız. Durdurak yok, iş başı hemen. Sonracıma babanın vasiyeti. Hasan burada işte. Sana, çocuklarına, ana da baba da Hasan bundan öte. Şunu Salim Bey gönderdi, başsağlığı diler. Cenaze masrafı ve de nikah hediyesi. İkisi bir arada. Babanın vasiyeti. Her şey hazır. Siz Hacer'i alır gelirsiniz. Ya. Bin kuruş mihrimi accel, 1001 kuruş mihrimi eccel ile Yunus kızı Hacer'i zevceliğe bilvekâle kabul ettin mi? Ettim. Aynı minval üzere Ahmetoğlu Hasan'ı bilvekâle zevceliğe kabul ettin mi? Ettim. Sizler de aynı minval üzere tarafeyne şehadet eder misiniz? Ederiz hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetil lil müstakim. Ya Rabbi, şu an kılınan akd-ı izdivacı tarafeyn hakkında kabul eyle. Kendilerini ve bütün aile efradını sıhhat ve afiyette daim eyle. yavrum. Dördüncü katında damını çekiverdik mi? Neyin? Evin. Üçünden gira alırız. Rüyamı gördün? He, hayır olsun da. Bir kat olsun bizim olsun. Kapımızı kimse zorlamasın yeter. Yetinmeyeceksin. Yetirmek iyi değil. İşte ocak tam orada olacak. Kış bastırmadan damı çekeriz üstümüze. Bilal ağam dedi. Her bir arkadaşa sırayla ev yaptıracakmış Salim Bey. Evden çıkarmayaydı, iyiydi ya. Ağaçlar, çiçeklerimiz vardı. Burada da olur, dikeriz. Orada bura gibi yoz değil miydi? Bir odada çocuklara. Ne sustun? Bir hal var sende. Bilmem Hasan, çalış çalış gece gün. İnsanlıktan çıktı. Sen ne diyorsun Hacer? İş olsun yeter ki. Vallahi taşı sıkar suyunu alırım. Sen de ötekiler gibi mi konuşur oldun yoksa? Kimler? İşte o sandıkçılar mı ne? Onlar şerde birleşmiş. Birleşsinler. Ama biz de hayırda birleşeceğiz. Öyle dedi Bilal ağam. Bilmem. Hayrın şerrin nerede olduğunu bilen olsa da dese, biz de bilsek. Bak kız, her bir şeyimiz onlardan. İş, para, bizi birbirimize veren. Aha şu evi, her bir şey. Daha ne olsun kız? Hiç. Ev dediğin daha her bir yanından yel esiyor. Para desen iki ucu bir araya zor getiriyoruz. Evleneli şu kadar oldu, daha birbirimizi bilemedik yorgunluktan. Hacer, dellenme. Şükür de şükür. Nankörlük bize göre değil. Şükür elbet. Lakin korkum şundan. Şu Salim Bey'le Bilal Usta. Onlardan biri tas tutar, öteki kan kusturur olmasın Hasan. Hacıhan yürü torunu da elini alıştır da. Hadi. He? Hadi, hava, habule, hadi. Mustafa, gözün aydın. Nasıl? Alıştın mı? Rahat mı? İyi. Hayırlı olsun Mustafa. Sağ ol. Allah sizden razı olsun. Oğlumun yüzünü güldürdünüz. Biz bir şey yapmadık teyze. Parasını hep arkadaşları verdi. Olsun. Ön ayak oldunuz. Bizi unutmadınız. En fazla bu Hasan verdi. Haftalığının butinini bıraktık kutunun içine. Oy koca Hasan. 10 dönüm adamsın. Laçın üstünde yonca bitmeyin. Gel katıl bize de. Buyur Bilal Usta. Kahya, nasılsın bakayım? Sağ olam, Allah ömürler versin. Kahya değil baba, Bilal Usta. Sen ne bilirsin oğul? Otur Kahya. Otur. Neresin bakayım? Çukurovalı ağam, Ceyhan'dan. İyi. Nasıl fabrika? İyidir ağam, bu ara iyi iş gördük. Görmeli elbet, çalışmalı. Irgat nasıl? Dırlanan olmuyor ya. 3-4 kişi var ama kulak asma ağam. Şimdi kulağını aç, iyi dinle. Büyük bir ihaleye daha girdik. 15 gün aradan sonra bir daha yükleneceğiz işe. Bir 30 gün daha böyle çalışma isterim. Ne dersin? Sen emret ağam, evelallah sayende. Bak oğlum burada. Sen bu işin altından kalk, ne vereceğini o söylesin sana. Kârdan 2,5% senin. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Sağ ol. Allah ömürler versin. Hacer bacı. Buyur Hacer hanım, hoş geldin. Şöyle buyur. Geç, çekinme. Çok şükür seni de burada gördük. Arkadaşlar, bu iş bitti demektir. Değil mi ki, Hacer bacıyı aldık aramıza? Buraya habersiz geldim. Hasan'ın haberi yok. Aklımın ermediği şeyler oluyor. Hani bana bir anlatasınız şu işin aslını dedim. Bak Hacer hanım, önce şunu iyi bil. Bu kuruluş, yani bizim bir araya girişimiz kanunladır. Bir kere bundan çekilecek hiçbir şey yok. Ötesini sana arkadaşların daha iyi anlatır. Müsaade ederseniz ben anlatayım. Şimdi sen tek başına gidip da Salim Beyciğim benim yevmiyem azdır, haşini şu kadar yap diyebilir misin? Diyemezsin. İşte biz bir araya gelip da pazarlığa otursak, arttır desek, o da vermem dese, biz de işi bırakırız. O da fabrikada çalışmaz, çalışmayınca da ziyan eder. O zaman uşaklar, gelin etmeyin, şu kadar verdim diyecektim. Bildiğin pazarlıkta. Benim derdim para değil Mevlüt Usta. Hasan, şu dar dünyada tek dayanağım. Mustafa da kapı komşumuz. Her gün gözümün önünde. Gayrı anlayın. Haklısın Hacer bacı. Onun da üstesinden gelmek mümkün. Lakin bak, iş bir araya gelmekte. Önce birlik olmalı. Rahmetli babam bir hadis-i şerif var dediydi. 2-1'den ve 3-2'den ve 4-3'ten iyidir. Birleşin. İşin sonuna geliyoruz ağam. Yüzünü kara etmedik evelallah. Kara etmedin demek, öyle mi sandın yeğenim? Hayrola ağam, bir şey mi oldu? Elinin karasını yüzüme sıvadığını bilmez gibi. Seninki sendikaya gitmiş. Kim ağam, kim? Söyledim bize de. Erkek dediğin ailesinin ne istediğini bilmez mi? Hacer. Hasan'ı gördün mü? Az önce çıktı. Ha bu da Hasan'dır, başladılar gelmeye. Hamşe akını da boyladır. Başladı mı akma, önünü alamazsın da. Selamun aleyküm Hasan. Selamı bir tarafa koy şimdi. Hacer buraya gelmiş, öyle mi? Geldi, ne olacak? Herkesin aklını çal, sonra da ne olacak de. Bir daha burada görmeyeyim. Biz kimseyi zorlamayız Hasan Usta. İstemiyorsan sözünü geçirir, göndermezsin. Geldiyse bunda bir kötülük yoktur kardeşim. Kardeşliği karıştırma, gelmişse zararı var. Hepimize var, bizim istediğimiz iş olacak, çalışacağız. Sen beni dinle şöyle bir. Sen bir makinanın önünde çalışmaktasın değil mi? Öyle ne olacak? Bu makinanın bir parçası bozulsa ya da kırılsa ne olur? Orasını bilmem, yedek parça vardır herhalde. İşte sen de bir yedek parçası. Sen ne diyorsun lan? Yedek parça babandır, he? Kaldırmayırım diye! Bırak beni, Allah'ını seversen bırak! Dur be! Bırak beni, dur! Gel şuna! Merak ettim seni. Sendikaya gitmişsin. Gittim, evet. Gittin de beni rezil rüsva ettin. Ekmeğimizi, her bir şeyimizi veren adama yüzümü kara ettin. Gittimse bunda bir kötülük yok Hasan. Ne bileyim, bir danışayım dedim. Korktuğum başıma gelmesin dedim. Neymiş korktuğun? İşte orada korktuğum. Bak da gör! Beyim, gelseniz iyi olacak. Ne var gene? Söylemesi uzun, gelseniz iyi olur. Hayrola Muhsin Usta? Hiç beyim, arkadaşlarını ziyarete gelmiş. Şimdi iş saati. Daha 15 dakika var. Hem biz artık gereği kadar çoğaldık. Yakında sözleşmeye hazır ol. Buyur. Bu da listemiz. Madem öyle pekala. O ayırımı şimdi burada yaparız. İçinizden bazıları sendikaya yazılmış olabilirler. Buna kimsenin itiraz etmeye hakkı yok. Kanundur. Kanun da kılıçtan keskindir. Ama ben yazılı kağıt üstünde isimler görmekten hiçbir şey anlamam. Ayırım şimdi burada olacak. Gözümün önünde. Sendikalılar şöyle kalsın, ötekiler de bu tarafa. Bırak onu, kimse kimseyi zorlayamaz. Hak ettir Bilal Usta, sen ötekilerle işbaşı yap. Yani bize yol mu veriyorsun? Hayır. Sizinle konuşacaklarım var. Sonra işbaşı yaparsınız. Biz erkeği erkek biliriz. İki tarafına kesen kılıç gibi iyi uydurmuşsun. Bir yandan bana yanaş, bir yandan karını sendikaya yastır. Lan gözünde dizinde dursun sana yaptıklarım. Ocağın başına yıkılsın, yediğin boğazında kalsın. Memleketlimsin dedik, garipsin dedik, olacağı bu muydu? Ben erkek gibi erkek dolaşacağına, o yılan karının donunu başına giy de öyle dolaş gayrı. Yuh olsun sana be! Yapış makinene! Nasıl olsa burada çok kalmayacaksın! Defolup gideceksin! Hasan! Ne oldu? Hasan, ne oldu? Hasan! Seni! Şimdi bizim diyetimizi kim ödeyecek? Kim? Kim? Bunun günahı yok. Suç sende de değil. Suç bizde. Bizde! Suç bizde! Suç bizde!